kiliseler tek tek boğulurken siz neredeydiniz? Utanın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe gelen lise bildirilerini "O çocuklar bizim gururumuz" diye sahiplendi. Normal şartlarda "ne güzel" deyip geçerdik, ancak liselilerin aktardıkları Türkiye'nin en müstesna okulları üzerinde oynanan oyunların karşısında muhalefetin ne kadar aciz kaldığının göstergesi. Çocuklar aydınlanmayı, çağı yakalamayı istiyorlarmış. Karanlığa teslim olmak istemiyorlarmış. Cumhuriyeti onlarla büyütüp geliştirecekmişiz. Kemal Beyciğim, bunlar güzel ve doğru sözler de ana muhalefet partisi lideri olarak "şimdiye kadar neredeydiniz" diye sormaz mı bu çocuklar? Kaldı ki 16-17 yaşındaki çocuklara muhalefet etme görevini vermek fazla ağır bir yük değil mi? Hoş, CHP'nin gençlik kollarına bıraksanız eminim mevcut kadrolarınızdan çok daha etkili eğitim politikaları muhalefeti geliştirirdi. Ama siz liselerde proje dönüşümü yaşanırken sesinizi çıkartmıyorsunuz. Ancak liselilerin çıkışını Erdoğan'a karşı muhalefet malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Birilerinin uykusu kaçmış diye adeta eğleniyorsunuz. Anne babalar şimdiye kadar ne yaptı? Oysa ben ortada eğlenecek, dalga geçecek hiçbir şey göremiyorum. Aksine bu çocuklara layık olamamış siyasetçilerden, iş dünyasından, anne babalarından, meslektaşlarından ve kendimden utanıyorum. Madem gazeteciyiz, aramızda bizzat o okullardan mezunlar var, bu kadar önemli bir meselenin farkına şimdi mi varacaktık? Eğitimdeki imam hatipleşme sorununun derinleştiğini biliyorduk. Yeterince sorgulayamadık, ses çıkaramadık. Çocuklar, yıllardır gelenekselleşen müzik festivallerini dahi düzenleyemez hale getirilirken, kız öğrenciler tacize varan ayrımcılığa uğrarken, kılık kıyafette keyfi kısıtlamalar yapılırken ve eğitim sinsice kadükleştirilmeye çalışılırken ayakta uyumuşuz. Anne babalar adına da utanıyorum. Yüz binlerce liseli benzer düşünceyi paylaştığına göre anne babaları şimdiye kadar ne yaptı diye merak ediyorum. Bilmiyorlar mıydı, yoksa sahipsiz kaldıkları için "sus çocuğum, başına iş alma, mezun ol" diye tembihlediler mi? Aralarında elbet etkili ve yetkili meslek sahibi olan ebeveynler vardır. İstisnalar hariç, çocuklarının yaşadıklarını bile bile korkmaktan, ses çıkarmamaktan, kaçmaktan başka ne yaptılar? Hala paçayı kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz? Şimdi yüklenin bakalım 16-17 yaşındakilerin omuzlarına. "Benimki mezun oldu, ondan sonrası tufan" deyin. Bilin ki tam da böyle diyerek bu noktaya gelinmesinde sizin de payınız büyük. Peki ne olacak? Hali hazırda o okullarda okuyan, henüz mezun olmayan liselilere. Mesela ne olacak? TEOG'da karar verme aşamasındaki öğrencilere. Parasız eğitim, imam hatipleşiyor diye hepsi özel koleje kaysın, oradan da hadi bakalım yurt dışına. Sen sağ, ben selamet. Ya imkanı olmayan yüz binlerce parlak çocuk ne yapsın? Bu mudur? Evet, görebildiğim kadarıyla budur. E harika. Tam da tüm bunların sorumlusu olarak gördüğünüz çakma padişahın ekmeğine yağ sürüyorsunuz işte. Türkleri bombalıyor, Ermenileri kan testine çağırıyor zaten. Sıra Alevilerde, laik ve sosyal demokrat kesimde. Adam kendi kopyalarından, uşaklarından başkasını istemiyor. Sizi, hele çocuklarınızı hiç istemiyor. Yaşam tarzınızı kabul etmiyor. Ne o, kendi köşesine saklanarak hala paçayı kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz? Cahilliğin egemenliğine sırtımızı dönelim. 12 Eylül darbesi döneminde İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Bugün aktarılan tarza bir baskı, fişleme, ötekileştirmeyi sıkı yönetimde bile görmedik. Mesela sadece eğitimin İslamileştirilmesi değil, zır cahilliğin egemen hale gelmesi. Böylesine karanlık bir ortamda seslerini çıkarıp birlik olmayı gösterdikleri için bu çocuklarla gururlanalım. Ama biraz da dönüp kendimize bakalım. Hakikaten elimizden geleni yaptık diyebilecek durumda mıyız? Çocuklarınızı iyi dinleyin. Zihinleri daha açık, daha cesurlar. Toplanın, örgütlenin, durun kol kala diyorlar. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyorlar. Eşitlik, özgürlük, laiklik diyorlar. Yıllarca zihinlere zerk edilmiş kutuplaştırmaları, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakmayı bari onlardan öğrenelim. Gerçekten çocuklarımıza, bu vatana değer veriyorsak, biz de el ele durmayı ve karanlıklara sırtımızı dönmeyi becerelim.